Merhaba dostlar ben Ozan. Yeni iPad mini tanıtıldı. Bu videoda tüm özelliklerine ve fiyatına yakından bakacağız. Bu fiyatlara iPad mini almak gerçekten mantıklı mı? Bunun hakkında konuşacağız. Eğer elime ulaşırsa alabilirsem kutu açılımı ve detaylı incelemesi kanalda olacak. Onları da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi hiç uzatmadan tasarımla başlayalım. Açıkçası boyut açısından mini 6'dan çok bir farkı yok. iPad mini 7 mini 6 ile aynı tasarıma sahip olduğundan Mini 6 üzerinden anlatacağım tasarım anlamında oldukça şık ve sade bir tablette beraberiz. Yekpare alüminyum bir kasayla gelirken 6.3 mm kalınlık ve 293 gramlık bir ağırlığa sahip boyutun oranla gerçekten hafif ve ince bir tablette beraberiz. Wi-Fi artı Cellular modelini alırsanız 4 gram daha ağır ve genel tablet piyasasını düşündüğümde tek elle kullanımı en kolay en rahat cihaz diyebilirim. Burada renk seçenekleri yenilendi. Uzay grisi, yıldız ışığı, mor ve mavi olarak 4 farklı renkle önümüze çıkıyor. Ekran tarafında 8.3 inç QHD Plus 326 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Özellikle piksel yoğunluğu olarak boyutuna oranla gerçekten yüksek bir çözünürlükle geldiğinden tabletler içinde en keskin ekranlardan biri ve burada panelle ekran camı arasında bir boşluk yok. Yani iPad Pro'da, iPad de olduğu gibi tam lamine bir ekran kullanılmış. DCI-P3 renk uzayı True Tone desteği ile beraber ve 500 nit maksimum parlaklığa sahip bir tablet oranına parlaklık yeterli ve yansıma önleyici kaplamanın olması da önemli bir artı ve iPad mini 7 Apple Pencil 2 yerine Apple Pencil Pro destekliyor. Küçük bir tablet istiyorum ama çizim yaparken aynı zamanda profesyonel bir deneyim istiyorsak iPad mini 7 kesinlikle yeterli diyebilirim ve bu tableti almak için bence en önemli sebep kesinlikle donanım. Burada 3 nanometre iPhone 15 Pro Max'te gördüğümüz A17 Pro yongası kullanılmış 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU'ya sahip ve 16 çekirdekli yapay zeka ünitesi Neural Engine sistemine değer verilmiş. Genel olarak donanıma baktığımda buna bağlı olarak Apple Intelligence desteği de var. Yani iPadOS 18 ile beraber gelen tüm yapay zeka özelliklerini kullanabileceğiz. Ama şu an için Apple Intelligence'da Türkçe desteği olmadığından İngilizce olarak kullanabiliyoruz. Ve mini 6'daki 4 GB RAM iki katına çıkmış durumda. 8 GB RAM A17 Pro ile birleşince oyunlardaki performansı mükemmel olacak. Özellikle tableti oyun için kullanacaksanız kompakt yapısıyla, küçük boyutuyla kontroller daha kolay. Küçük boyutuyla performansı düşündüğümde PUBG, Call of Duty mobil gibi oyunlarda en yüksek ayarlar 60 FPS oynamak için çok mantıklı bir tablet. Zaten FPS drop'u, stabilite kaybı hiçbir anlamda sorun yaşatmayacak. Bu tableti alıp en az 6-7 yıl herhangi bir performans kaybı yaşamadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ki şu an Android tabletlerle kıyaslarsam en güçlü cihaz diyebilirim. Sadece iPad Pro ve Air'ın gerisinde. Bunun dışında şu anda alabileceğiniz en güçlü tabletlerden biri ve artık 64 değil 128, 256 ve 512 GB'lık 3 farklı depolama ile geliyor. Kamera kısmında ana kamera 12 megapiksel f1.8 diyaframa sahip. Ön tarafta da yine 12 megapiksellik bir kameramız var. Arka kamerayla 4K60, ön kamerayla da Full HD 60 FPS videolar çekebileceğiz. Kamera paketi Mini 6 ile benzer ama A17 Pro'nun yapay zeka desteğiyle kamera deneyimi bir kademe daha iyi olacaktır. Bağlantılar da taksi portu üzerinden artık 10 gigabite kadar aktarım destekliyor. Bu sayede okuma yazma hızları ve tablete bir video aktarıp render yapacaksanız bu da önemli bir artı. Wi-Fi 6'ya, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görüyoruz. Ama 5G'yi kullanmak için cellular modeli almamız gerekiyor. Yazılımda iPadOS 18'e geliyor ve en az iPadOS 25'e kadar güncellemeleri almaya devam edecek ki güncelleme konusunda 25'in de üstüne çıkabilir. Neden böyle diyorum? Çünkü iPad'lerin güncelleme desteği çok daha fazla A10 Fusion işlemcili iPhone 7 ile aynı donanımı sunan iPad 6 bile en son iPadOS 17 güncellemesini aldı. Yani güncelleme desteğiyle tableti uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız iPad mini 7 yine en mantıklı tercihlerden biri. 5034 mAh batarya ve 20W hızlı şarja birlikte geliyor. Bu bataryayla Apple 10 saatlik ekran süresi vaat ediyor ki mini 6'yı kullanmış birisi olarak da bu değerlerin gerçek olduğunu söyleyebilirim. Dostlar şimdi en önemli kısım yani fiyat ve değerler geçelim. 128 GB'lık versiyonu 23999 yani 24000 TL 256 GB'lık modeli de 28500'e alabileceğiz. Amerika'da mini 7'nin 128 GB'lığı 499 dolar 256 GB olanı da 599. Peki bu fiyatlara alınır mı derseniz eğer küçük performans olarak gerçekten sağlam ve apple pencil pro desteği istiyorsanız ipad mini alabileceğiniz tek seçenek resident evil assassin's creed gibi özellikle gerçek anlamda konsol seviyesi oyunlar istiyorsanız iPad Mini 7 oyun deneyimi anlamında en keyifli cihazlardan biri olacak. Çünkü kontrollerin bu kadar rahat olduğu, bu boyutlarda bu kadar güçlü bir cihaz yok. iPad Mini 7'yi değerlendirdiğimde gerçekten beğendiğim bir tablet. Fakat herkese hitap eden bir cihaz değil. Ben kendi kullanımımı düşündüğümde bütçeyi biraz daha artırıp M2 işlemcili iPad Air alırdım. Yani ne beklediğinize bağlı tamamen tercih meselesi. Kompakt bir tablet istiyorsanız iPad Mini 7'yi rahatlıkla önerebilirim ve mini 7'nin güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara bakıp alabilirsin. Aklına takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlarda bekliyorum ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan, sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.